Nehirler vardır, tarihimizin destansı geçmişini anlatır. Nehirler vardır, kilometre çizgisidir. Nil'den Tuna'ya Osmanlı medeniyeti, Amu Derya, Sili Derya, buralar Türkistan coğrafyası, Horasan medeniyeti ve Orhon Irmağı, Yenisey Vadisi, kültür tarihimizin tapu senetlerinin bulunduğu yer. Değerli izleyenlerimiz, önemli bir yerdeyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin ihtişamlı geçmişinin aktığı Sakarya Nehri başındayız ve Sakarya Irmağı'nın kaynadığı Eskişehir Çifteler'deyiz. Sözü uzatmıyor, içinden muhteşem binlerce yıllık kültür ve medeniyet tarihimizin aktığı Sakarya Nehri belgeseliyle sizleri Sakarya'nın kaynağından, Çifteler'den, Sakarya başından baş başa bırakıyoruz. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, diğer yanda Sakarya. Su deyince durmak gerek. Abi hayattır su, medeniyettir su, kültürdür su. Zaten yüce yaradan insanı bir damla sudan yaratmadı mı? Ama önemli bir su kaynağındayız. Kültür ve medeniyet tarihimizin destansı geçmişi olan Sakarya Nehri'nin doğduğu yerde Eskişehir Çifteler Sakarya başındayız. Osman Bey, bize bir anlatın buraları. Neresi buralar? Sakarya Nehri Eskişehir ilimizin Çifteler ilçesinden doğmaktan. Burası bir baha. Sakarya Nehri Karasu'ya kadar ulaşmakta. Adapazarı Karasu'da Karadeniz'de buluşmakta. Burada tabii Sakarya Meydan Muhabiresi'ne hizmet etmiş. Sakarya Nehri kaynağımız 860 kolunda, denizden yüksekliği. Kaynak olarak debisi en yüksek nehrimiz. Yani Türkiye'deki en büyük nehrimiz olarak kabul ediliyor. Ne kadar saniyede çıkış noktası? Yani DSİ'nin verilerine göre bentimizdeki verilerin ölçümü 7,5 kolunda. 7,5 ton su çıkıyor saniyede. Burada değişik endemik türler var. Osman Gazi Üniversitesi ile ortak şey yaptığımız çalışmalarda canlı yapısını ve bitki yapısını incelediler. Ona göre değişik bitki ve balık canlı yapısı var. Ondan sonra ana gölete oluşuyor. Ana göletimiz var. Gökköz dediğimiz bir kaynağımız var. Gene saniyede aşağı yukarı 700 ton civarında bir suyumuz var. Burada ayrıca su altı dalışlarımızı da yapıyoruz. Güzel bir yapıya da sahip. Kıtkız kaynağımız var. Kıtkız kaynağımızda Ankara Üniversitesi balık beslerini de besliyor aynı zamanda. Karaburgu dediğimiz bir kaynağımız var. En büyük debiye sahip noktamız orası. Aşağı yukarı orada 3 ton civarında tahmin ediyoruz. Karaburgu'nun. Daha da aşağıda Çifteler'in şebeke suyunda sağladığımız Hamamkaya kaynağımız var. Oranın sıcaklığı biraz daha farklı. O bunlardan sıcaklık olarak farklı, mineral olarak birbirine yakın ama. Nehri deyince durmak gerekiyor. 3000 yıllık geçmiş, daha doğrusu Anadolu tarihinde birçok tarımın ve medeniyetin Anadolu'da yaşatıldığı bir bölge. Frigya Vadisi, Frig Vadisi, Eskişehir, Kütahya, Ankara'nın bir kısmı ve Afyon civarını kapsayan önemli bir merkez. Evet. Ve Frigya medeniyeti, 3000 yıllık, 4000 yıllık medeniyet Sakarya Nehri Havzası'nda hayat bulmuştu. Gordion antik kenti, Frigya Vadisi'nin başkenti, bugün Porsuk ve Sakarya Irmağı'nın Polatlı yakınlarında birleştiği yerde bulunmuştu. 120'ye yakın höyükün bulunduğu, Yasa Höyük, Kral Midas'ın antik mezarının bulunduğu yer bu coğrafya. Binlerce yıllık bir tarih. İslam medeniyeti tarihinde İslam orduları İstanbul'u fethe gelirken Sakarya Havzası'nı kullanmışlardı. Ve Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olmak için bu vadilerden, bu nehirlerden su içerek İstanbul'a gitmişlerdi. Selçuklu medeniyetinde buranın ayrı bir yeri var. Zira Selçuklular 1071'de Malazgirt'i fethettikten hemen sonra, birkaç yıl sonra yine Sakarya Nehri Vadisi üzerinden geçip
İznik'i başkent yapmışlardı. Osmanlı tarihinde Sakarya Nehri'nin çok önemli yeri var. Zira Osmanlı tarihi kuruluş ve kurtuluş destanını burada Sakarya Nehri'nde gerçekleştirmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Sakarya Meydan Muharebesi, Eskişehir Kütahya Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması yine bu nehir vadisinde Polatlı Haymana'da gerçekleşmişti. Evet, Sakarya Nehri kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisi. Anlatılıp söylenecek çok şey var. Biz Sakarya Nehri'nden akan tarihi adım adım Sakarya Nehri'nin doğduğu buradan çiftlilerden Eskişehir'den başlatarak araştırmaya, gezmeye, tarihe not düşüp belgesel çekmeye devam ediyoruz. Türk demokrasi tarihinde bulunduğumuz buranın, Eskişehir Çifteler, Sakarya başının çok ayrı yeri ve önemi var. Tarihler 1940'lı yılların sonu. Türkiye çok partili sistemi denemeye çalışıyor. Merhum başvekillerden Menderes, Hasan Polatkan, Fethullah Rüştü Zorlu ve Celal Bayar parti kurup Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar ve Demokratik Parti'yi kurarlar. Demokratik Parti'nin kuruluş esnasında ilk miting burada yapılır ve miting yapmak için izin ister Menderes. O dönem izin verilmez. Ve burası jandarmalar tarafından da korunmaz. 20 bine yakın insan toplanır ve Türk demokrasi tarihine geçen miting burada yapılır. Evet, Sakarya başı demokrasi ve özgürlükler tarihi çok partili demokratik sisteme geçiş tarihimiz için de önemlidir. Biz Sakarya Nehri ile ilgili belgesel çekimlerimize devam ediyoruz. Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Karasu'dan denize dökülene kadar bölgeyi adım adım gezeceğiz. Hatta Ankara'ya doğru Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği, Porsuk Çayı ile Sakarya Nehri'nin birleştiği Gordion Antik Kenti yakınlarında Polatlı'daki o bölgeyi de sizlere göstereceğiz. Evet, Sakarya Nehri'nden sadece su akmaz. Muhteşem bir tarih, muhteşem bir medeniyet de akar. Orada el değmemiş gün doğumları, göz görmemiş akşam kızıllıklarının ortasında tarihin derinliklerinden gelen efsanevi kelimeler mırıldanan ezgiler yankılanmıştı. Orada o nehirlerin aktığı topraklarda insanlık çağlar açıp kapatmış, tarihi değiştiren ve medeniyeti besleyen eşsiz destanlar yazmıştı. Oradan Orta Dünya'nın, Küçük Asya'nın ve nihayet Anadolu'nun bağrından hınçların, özlemlerin, kavgaların, sevinçlerin, adaletin, tövbenin, doğumlar ve ölümlerin içinden Sangarius Nehri de doğmuş, zamanla Sakarya Nehri adını almıştı. Sangarius Nehri çevresinde kurulan irili ufaklı devletler nedeniyle tarih boyunca Orta Dünya'nın önemli çekim merkezlerinden biri ve doğal bir set oluşu nedeniyle de söz konusu devletlerin birbirleriyle olan mücadelelerinin kilit yeriydi. İnsanlık Orta Dünya'nın yükselişiyle huzurlu şarkılar söylediğinde ve kalıntılarıyla bile efsaneleşen yapılar tufanlarla toprağa gömüldüğünde hep orada olan Sangarius Nehri, önüne kattığı orduları yerle bir eden güçlü kumandanların korkutucu naralarıyla gerçekleşen kanlı savaşlara tanıklık etmişti. Hazar'ın ve Aral'ın sularında doğan, o sulardan yükselen bulutlarla ıslanan çocukların dört nala Anadolu'ya girişine tanıklık eden Sangarius Nehri, Haçlıların Roma'dan fırlatılan metalik birer ok gibi Kudüs'e gönderilişine ve Selçukluların açtığı kapılardan geçen Osmanoğullarının tarihin yönünü değiştirişine de eşlik edecekti. Sangarius'un en büyük kollarından birini içine alan devletlerden biri de Frigya olmuş, nehrin Porsuk Çayı ile birleştiği noktada bulunan Gordion, Frig devletine başkentlik yapmıştı. Kültür ve medeniyet tarihimizde Bilecik'in çok ayrı yeri var. Ve Bilecik deyince Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyetinin o
Sahabe-i Kiram'ın İstanbul'u fethetmek üzere geldiği noktalar, Bitinya, Roma, Bizans ve Frigya Vadisi, müthiş bir tarih, Bilecik. Bize Bilecik'i bir tanıtır mısınız Sayın Valim? Bilecik'i tanıtırken tabii toprağı seramik, taşı mermer, yaprağı ipek, kuruluşun ve kurtuluşun merkezi diye tanıtılıyor. Anadolu'nun tabii toprak vatan haline getirilmesi noktasında en büyük mücadelelerin verildiği yer olmuş. Anadolu'da kurduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olmuş. Sakarya ve Sakarya bir medeniyettir, tarihtir, kültürdür. Sakarya'dan sadece su akmaz. Binlerce yıllık tarih akar, zaferler tarihi akar, Selçuklu tarihi, Osmanlı tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi akar. Siz Sakarya'ya da ev sahipliği yapan illerimizden birisiniz. Sakarya ne ifade eder efendim Bilecik için? Sakarya'nın yaklaşık 90 kilometrelik kısmı Bilecik sınırlarından geçiyor. Bugün itibariyle bakarsak Bilecik için ciddi bir tarımsal potansiyel demektir. Etimolojik yönden kördüğüm ifadesinin kaynağı olarak da gösterilen Gordion'un yakınlarında, Küçük Asya'nın kördüğümlerinden biri olan Sangarius Nehri, Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra Orta Dünya'nın en uzun nehriydi. Bu uzun ve hırçın nehir, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender'in geçişine tanıklık etmiş, Asya'nın hakimi olabilmek için sefere çıkan İskender, Gordion'un düğümünü çözmek üzere Sangarius nehrinden geçmişti. Asırlardır çözülemeyen Gordion'un düğümünü sabırla çözmek yerine kılıcıyla koparan Büyük İskender, efsaneye göre bunun laneti yüzünden daha 33 yaşındayken geçirdiği ateşli bir hastalıkla hayatını kaybetmişti. Büyük İskender'den sonra kıyısında ve çevresinde Asya'nın hakimi olma iddiasını taşıyan birçok siyasi yapı teşekkül etmiş, nehrin İç Anadolu'yu bir düğüm gibi saran kolları Haçlı seferlerine de tanıklık etmişti. Haçlı seferlerini püskürterek Gordion'un düğümünü bu defa Türklerin Küçük Asya hakimiyeti olarak düğümleyen Osmanlıların, üç kıtada hakim olduğu çağlar boyunca Sakarya Nehri de destansı akışına devam etmişti. Sakarya Nehri kenarında şimdiki durağımız Bilecik'in Osmaneli ilçesi. Milattan 8000 yıl öncesine uzanan tarihi geçmişiyle 18 medeniyete ev sahipliği yapan suların birleştiği, yolların kesiştiği yer Osmaneli. Ordu yolu, İpek yolu, Hac yolu, Sufi yolu güzergahında bulunan Osmaneli, Osmanlılar döneminde İstanbul-Bağdat yolu üzerinde bulunması nedeniyle ayrı bir öneme sahipti. Türkiye'nin üçüncü büyük nehri olan Sakarya Nehri, Osmaneli sınırları içinden geçer. Göksu, Karasu ve Göynük suyu Sakarya Nehri ile bu verimli topraklarda birleşerek yolculuğuna devam eder. Osmaneli tabi tarihi çok önceki dönemlere dayanan çok önemli bir yerleşim yeri. Özellikle baktığımız zaman yolların buluştuğu, İpek yolu Osmaneli'den geçiyor, ordu yolu haçlar anlamında Osmaneli'den geçiyor. Hac yolları Osmaneli'den geçiyor, Sufi yolu Osmaneli'den geçiyor. Yani böyle yolların tümünün birleştiği bir noktada, bir lojistik merkezi şeklinde. Aynı zamanda Osmaneli içerisinden Türkiye'nin üçüncü büyük nehri Sakarya'nın geçtiği ve Sakarya'ya da bu Osmaneli ilçe sınırları içerisinde Göynük'ten gelen Göynük suyun, Murat Dağları'ndan gelen Karasuyun, Uludağ'dan gelen Göksuyun Osmaneli sınırları içerisinde Sakarya'ya da buluştuğu öyle güzide bir yer. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşu İznik ile birlikte Lefke'de gerçekleşmiştir. 1075 yılında Selçuklular ile Türk hakimiyetine giren Osmaneli, 1308 yılında sulh ile Osmanlı İmparatorluğu'na bağlandı.
ilk kez Türk hakimiyeti Selçuklar tarafından 1075 yılında Osmanlı fethedilerek gerçekleştiriliyor. Aynı yıl içerisinde İznik'te fethediliyor ve İznik merkezinde Anadolu Selçuklu İmparatorluğu kuruluyor. 1097 yılında Haçlı seferleriyle İznik tekrar Bizans'ın ele geçiyor. Ancak Osmanlı 1075 yılından günümüze kadar kesintisiz Türk kenti olma özelliğini sürdüren önemli de bir kent. Osmaneli, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında çok önemli zaferlere ve kahramanlıklara tanıklık etmiştir. Lefke'den Samsa Çavuş, Köse Mihal Gazi, Lefkeli Balaban Çavuş gibi isimler Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli rol almış. Hatta 2. Alaaddin tarafından Osman Gazi'ye gönderilen beylik alametleri Lefkeli Balaban Çavuş vasıtasıyla gönderilmiştir. Osmaneli'nde kurulan mahalleler yakın zamanlara kadar bu Akıncı Beylerin isimleriyle anılmıştır. Buradan bir yolculuk yapıyoruz. Sakarya Nehri Havzası'ndayız. Sakarya'nın kültür, medeniyet ve zaferler tarihimizdeki yeri ve önemi. Sakarya Nehri belgeseliyle karşınızdayız. Nehir boyunca uzanan coğrafyayı Anadolu'nun stratejik noktalarından biri haline getirmişti. Rivayet odur ki ilk Frig kralı Gordios tahta oturmak üzere saraya giderken sabanını boyunduruğuna kızılcık dallarından bir kör düğüm atarak burada bağlamış, o günden sonra bu düğümü çözecek kişinin Asya'nın hakimi olacağına inanılmıştı. Etimolojik yönden kör düğüm ifadesinin kaynağı olarak da gösterilen Gordio'nun yakınlarında, Küçük Asya'nın kör düğümlerinden biri olan Sangarius Nehri, Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra Orta Dünya'nın en uzun nehriydi. Bu uzun ve hırçın nehir, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender'in geçişine tanıklık etmiş, Asya'nın hakimi olabilmek için sefere çıkan İskender, Gordio'nun düğümünü çözmek üzere Sangarius Nehri'nden geçmişti. Asırlardır çözülemeyen Gordio'nun düğümünü sabırla çözmek yerine kılıcıyla koparan Büyük İskender, efsaneye göre bunun laneti yüzünden daha 33 yaşındayken geçirdiği ateşli bir hastalıkla hayatını kaybetmişti. Büyük İskender'den sonra kıyısında ve çevresinde Asya'nın hakimi olma iddiasını taşıyan birçok siyasi yapı teşekkül etmiş, nehrin İç Anadolu'yu bir düğüm gibi saran kolları Haçlı seferlerine de tanıklık etmişti. Haçlı seferlerini püskürterek Gordio'nun düğümünü bu defa Türklerin Küçük Asya hakimiyeti olarak düğümleyen Osmanlıların, üç kıtada hakim olduğu çağlar boyunca Sakarya Nehri de destansı akışına devam etmişti. Küçük Asya'yı Türk yurdu haline getiren Türklerin nehirler yatağı Anadolu'nun son hakimi olmalarını sağlayacak olan Osmanlı Devleti'nin inkişafı da Sakarya Havzası'nda gerçekleşmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana önlerinden başlayan iki asırlık geri çekilişinin durması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesi de yine bu nehrin kollarında mümkün olmuştu. Efsanelerden hareketle Gordio'nun düğümünün çözülmesi, tarihi gerçeklerle bakıldığında ise Türklerin Anadolu'dan atılması için yapılmış en büyük mücadele Sakarya Nehri Havzası'nda 1921 yılında gerçekleşmişti.
Çok özel bir projeniz var mı Sayın Valimiz? Sakarya Nehri'nin o 90 kilometrelik alanı ile ilgili. Şimdi tabii ilimizin tamamı ile ilgili farklı çalışmalarımız var ama yani oraya özel olarak tabii bir defa Sakarya Nehri büyük bir nehir ve onun özellikle temiz olması. Yani o nehrin sulama amaçlı da insanların yararlanabileceği hüviyetini koruyabilmesi önemli. O yönüyle havzadaki diğer illerimizde de farklı temaslarla yani nehrin kirlenmeden kullanılabilir olması açısından farklı çalışmalar söz konusu. Sakarya doğduğu Polat'taki topraklardan, geçtiği şehirlerden ve bizim Yeni Mahalle, Karasu Yeni Mahalle'de Karadeniz'e döküldüğü yere kadar farklı bir öneme sahip oldu. Çünkü her geçen gün Sakarya çok ciddi anlamda kirleniyor. Yeni Mahalle'de Karasu'ya zehir akıtmaya başladı. Biz bunu yaklaşık bir yıldır gündeme taşıyoruz. Geçenlerde valiliğimizde Sakarya Havzası'nda görev yapan bütün çevre müdürleri, belediyelerin çevre müdürleri, vilayetlerin çevre müdürleri, devlet su işleri gibi kurumların müdürleriyle bir toplantı yaptık. Ulusal anlamda el atılması gerektiğini belirttik ve anladık. Gerçekten el atılmazsa, Sakarya bir koruma altına alınmazsa nehir her geçen gün daha kötüye gidecek, ölecek. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, şu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Geyve, antik çağda göçebe bir kavim olan Bitinlerin kurduğu Bitinya Krallığı'na aittir. Daha sonra Roma, Bizans, ardından Selçuklu ve 1312'de Osman Gazi tarafından fethedilerek Osmanlı idaresine geçti. Geyve'nin nüfusunun çoğunluğunu Manav adı verilen Türkmenler oluşturur. Valimiz sağ olsun kırmadı bizi ve Geyve'ye geldi. Ve Tarihi Köprü'nün karşısında söyleşi yaptık. İsterseniz Vali Bey'le yaptığımız bir söyleşimiz var. Sakarya Irmağı'nın o tarihi Beyazıt Köprüsü ve İpek Yolu'nun Sakarya'dan geçiş verdiği köprünün hemen karşısında birlikte bakın Sayın Valimiz neler söylüyor. Sakarya Türkiye'nin üçüncü büyük nehri biliyorsunuz. Kızılırmak'tan Fırat'tan sonra Sakarya Nehri. Olduğu bölgeye bereketini saçmış, ilimize de adını vermiş. Önemli nehirlerimizden biri. Yalnız bugün değil, tarihte de öyle. Civarında kurulan bütün medeniyetlere, bütün yaşanmışlıklara bereketini sunmuş bir nehir. Eskişehir'den çıktığı topraklardan, Ankara'da uğradığı yerlerden, Bilecik'ten ve Sakarya'ya kadar getirmiş olduğu bereketi en son bizim Karasu ilçemizden Karadeniz'e bırakan bir yer. Yunan ordusunun binlerce yıl önce Asya'nın hakimi olmak isteyen Büyük İskender'inkine benzeyen bir pervasızlık ve kibirle başladığı bu işgal girişimi, imparatorluğun düşüşünden sonraki en iddialı Yunan saldırısı olacaktı. Yunanlıların işgal girişimine karşı verilen ve tarihe Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek olan 22 günlük heybetli mücadele, Anadolu Türk tarihinin de en önemli savaşlarından birisiydi. Ankara'ya doğru hareket emri verilmiş olan Yunan ordularının durdurulamaması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kalacaktı. Yunan ordularının olası başarısı, Doğu cephesinde 24 tümenle hazır beklemekte olan Rus askerlerinin Kafkaslardan
Anadolu'ya girmesi için ateşlenen bir işaret fişeği de bulacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Yunanlılarca kazanılması, Büyük İskender'den sonra asırlar süren bir fütühat ve iskan politikasıyla Anadolu'yu Türklerin yurdu haline getiren son düğümün yeniden koparılması demekti. Adını Yunan mitolojisindeki nehirler tanrısından alan Sakarya Nehri'nin kolları üzerinde bir zamanlar Gordion olarak anılan bölgede yaşanan bu mücadele bizzat Mustafa Kemal'in ifadesiyle bir melhame-i kübraydı. Çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen Melhame-i Kübra, Asya'nın değilse bile en azından Anadolu'nun büyük bir bölümünü ele geçirmek isteyen Yunan ordularının, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun peşinden Sakarya Nehri'nin doğusuna doğru ilerleyişiyle başlamıştı. Kütahya, Eskişehir yenilgisinden sonra büyük bir çıkmaza giren Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu, başkomutan sıfatıyla komutayı eline alan Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilerek geniş bir savunma hattı oluşturmayı hedefliyordu. Askeri tarih açısından da önemli bir taktiksel hamle olarak görülen bu geri çekilme, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyen Mustafa Kemal'in Yunan ordusunu bölme girişimiydi. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilirken hedeflediği planı bizzat şu sözlerle ifade ediyordu. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz. Onun için küçük büyük her cüzüğü tamı bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her cüzüğü tam ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki cüzüğü tamın çekilmeye mecbur olduğunu gören cüzüğü tamlar ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur. Meydan Muharebesi'nin hemen öncesinde 122 bin kişilik Yunan ordusu, 90 bin piyade tüfeği, 700 makineli tüfek, 300 top, 20 uçak ve 1500 kişilik bir süvari kuvvetine sahipti. 45 bin piyade tüfeği, 240 makineli tüfek, 175 adet çeşitli çapta toplu ve 2 uçağı bulunan yaklaşık 100 bin kişilik ordu ve 4500 süvariyi idare edecek 2500 subay Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunda görev yapıyordu. Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Türk Orduları Başkomutanı olarak yer aldığı muharebede Başvekil ve Genelkurmay Başkanı makamında Ferik Mustafa Fevzi Çakmak bulunuyor, Milli Müdafaa Vekilliği görevini Mirliva Refet Paşa yürütürken Mirliva Mustafa İsmet İnönü Batı Cephesi Komutanlığını yapıyordu. Geri çekilmenin belirlenen noktalarda gerçekleşecek bir meydan muharebesine dönüşmesine kadar yaklaşık 9 gün boyunca herhangi bir Türk askeriyle karşılaşmayan Yunan askerleri 1921 yılının 14 Ağustos günü büyük bir taarruza geçecekti. Yunan ordusunun ilerleyişini sadece bir savunma hattı oluşturarak değil, orduyu arkadan kuşatarak kontrol altına alan Türk süvarileri Yunan askerlerinin lojistik damarlarını koparmıştı. Bir süre sonra Yunan tarafında açlık sorunu ortaya çıkmasına rağmen, muharebenin hemen öncesinde tekalifi milliye emirleriyle toplanan yiyecek ve diğer lojistik malzemeler sorunsuz bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusuna ulaştırılıyordu. Kurtuluş Savaşı açısından bakıldığında bu bölgede çok önemli mücadelelere sahne olmuş. Onlardan bir tanesi de bu bölgeye adını veren Ali Fuat Paşa. Ali Fuat Paşa Atatürk'ün sınıf arkadaşı, harp okullarından, askeri okullardan sınıf arkadaşı. Trablusgarp'ta, Balkanlar'da, Birinci Cihan Savaşı'nda mücadelelerde bulunmuş. Aynı zamanda Sivas Kongresi'nde de Batı Anadolu'nun bütün milli mücadele görevi Ali Fuat Paşa'ya verilmiş.
O zaman bu görev verildiğinde 1919 Eylül'ünde Yunan Eskişehir'e kadar gelmiş. Kendi görev aldıktan sonra gelir bu bölgeye yerleşir ve Yunanlı'nın İstanbul'u doğudan müsaharasına engel olmak için buradan onu kapatacak bu bölgeyi en uygun yer olarak görür ve gelir burada konuşlanır. Ve o zaman bu kadar kıymet verdiğimiz bir köprü sırf Yunan'ın geçişini engellemek için bizzat Ali Fuat Paşa tarafından yıkılmayı da göze alınır ve Yunan'ın geçişi engellenmiş olur. Bu alan dolayısıyla bizim Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli mücadelenin verdiği, fedakarlıkların yapıldığı alanlardan bir tanesi. Aynı zamanda Ali Fuat Paşa'nın buraya göstermiş olduğu önem dolayısıyla 1882 doğumlu olan Ali Fuat Paşa 1968'de vefat ettiğinde kendi tavsiyesi, vasiyeti üzerine de hemen bu köprünün baş tarafındaki bir kabre konur. Her sene de biz onu özel olarak gelir ziyaret ederiz. Her geçtiğimizde de Fatiha'sını ihmal etmeyiz. Sizleri Polatlı'ya, Haymana'ya götürüyoruz. Tarihin en uzun süreli meydan muharebesi ve Ağustos-Eylül aylarında 21 gün 21 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Savunma savaşlarından taarruz savaşlarına geçecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu, önüne kattığı işgal kuvvetlerini Anadolu coğrafyasından püskürterek Sakarya Nehri Havzası'ndan başlayan yeni bir kuruluş destanı yazmıştı. Anadolu'nun saf çocuğu olan ve sırtına Türk'ün tarihi vurulan Sakarya'da öksüz ve hor görülmüş ama büyük bir davaya kurulan pusu püskürtülmüş, bir zamanlar çil çil kubbeler serpiyor olsa da birkaç asırdır yüzüstü sürünen bir ordu yeniden ayağa kalkmıştı. Evet, herhangi bir yer değil. Tarihler 1830'lar. İlk belediye teşkilatı kurulan bir yer Geybe. 1954'e kadar Osmanlı'nın İzmir sancağı, bugünün Kocaeli vilayetine bağlı bir ilçe. Ve Sakarya'nın da en önemli ilçelerinden birisi. Sakarya 1954'te ancak vilayet oluyor. İzmit'e bağlı 6 sancaktan bir tanesi burası. Hatta sancağın başkentini yapan bir bölge burası. Kayı boyunun devamı olan bir bölge, Osmanlı ilk fethettiği bir bölge. Restorasyon çalışmalarımız bitti. Osmanlı döneminde kalan eserlerimiz var. 2. Beyazıt dönemi, 1495'e ait bir tarihi köprümüz. Yine 1452 yapımı bir Elvan Bey zaviyemiz. Ve eski eserlerimiz tamamen restorasyonu bitti. Tarih turizmiyle alakalı hazırız, ekoturizmiyle alakalı hazırız. İnşallah hem bu bölgede hem de Sakarya'da bir parlayan yıldız olma aşamasında Geybe'yi daha güzel yerlere getireceğiz. 1495-96 yıllarında Sultan II. Beyazıt tarafından yaptırılan İpek Yolu üzerindeki 2. Beyazıt Köprüsü, şimdiki adıyla Ali Fuat Paşa Köprüsü, namazgahlı bir köprü. Üzerinde ibadet edilen tek köprü olma özelliğine sahip. Halen kullanılan ve üzerinden araçların da geçtiği bu 6 ayaklı köprünün 4 ayağı Sakarya Nehri içerisindedir. Yollar vardır. Sadece ticaret değil, kültürü taşımıştır. Tıpkı binlerce yıllık geçmişi olan İpek Yolu. İpek Yolu deyince Geybe'de durmak gerekiyor. Önemli bir destinasyon, evet. Önemli bir merkez ve Sakarya Nehri üzerinden İpek Yolu geçit veriyor. Çin'den başlayıp Roma'ya kadar devam eden İpek Yolu koridoru üstünde Geybe gerçekten önemli bir bölge. Osmanlı'nın buradan sefere çıkış yaptığı bir bölge, ticaretini yönlendirdiği bir bölge. Sizleri Çin'den başlayan, Geybe'den geçen, İstanbul'a ve Avrupa'ya kadar giden İpek Yolu. Ve İpek Yolu belgeseliyle bir baş başa bırakalım Geybe'den. Bundan 2000 yıl önce İpek Yolu Batı ve Doğu uygarlıklarını birbirine bağlamıştı. Çin'in en uç noktasından başlayıp Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşen ve oradan da Avrupa'nın içlerine giden bu yol boyunca yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil, Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamış. İpek Yolu, tarihte Çin'den Orta Asya üzerinden Güney Asya, Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uzanan kara ticaret yoluydu. Çin'in ipek ve ipek ürünleri bu yol üzerinden batıya taşındığı için İpek Yolu olarak adlandırılmıştı. İpek Yolu Belediyeler Birliği'nin merkezinde şu anda Geybe.
geçen en son genel kurulumuzda birlik merkezini GV'ye taşıdık. Bizim amacımız ve gayemiz ülkemizin ciddi katma değer sağlayacak bir ticari koridorunu, yani biz aslında medeniyetle beraber ticaret kısmını da ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Canlandırmak, bu bölgede yaşayan insanların İpek Yolu koridoru üstünde ciddi bir turizm atağıyla ülkemizdeki insanların hem bu turizm koridorunu hem de İpek Yolu koridorunu ciddi anlamda ortaya çıkartmak istiyoruz. Sakarya üzerine şiirler yazılmış, destanlar yazılmış, türküler söylenmiş. Sakarya Nehri Geyve için ne ifade eder? Evet, Sakarya tamamen Sakarya Nehri, Geyve'mizin içinden geçen bir nehrimiz. Yunus Emre'nin kenarlarında gezindiği, tasavvufla alakalı şiirler yazdı. Necip Fazıl Üstadımızın Sakarya türküsüyle beraber adına şiirler yazdığı biri. Bize hayat katıyor aslında, hayat veriyor. İlçemiz ciddi anlamda tarımsal üretim yapıyor ama bu tarımsal üretimin başında Sakarya Nehri var. Tüm sulamamızı, hakikaten hayat kaynağımız anlamında Sakarya Nehri'nden karşılıyoruz. Zaten belediye olarak da artık Sakarya Nehri'nin etrafında değişik rekreasyon alanları, çalışmaları başlatarak Sakarya Nehri'nde hem ciddi anlamda faydalandığımız, bize hayat veren bu nehri Türkiye turizmine de katmaya çalışıyoruz. İnşallah Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber de ciddi çalışmalar yapacağız. ...1920'lerde, 19'larda Kocaeli işgal edilince, İzmit işgal edilince vilayet merkezi Geyve kazasına gelir ve Geyve kazası bir süre vilayet merkezliği yapar İzmit ve Kocaeli vilayetine. Biz de ticaret ve sanayi üssü olarak tarihsel anlamda da Geyve'nin, Taraklı'nın önemini vurguluyoruz. Turizm anlamında bir destinasyon haritası yayınladık. Sakarya Nehri'nin önemli kolu olan Porsu Gırmağı'nın Afyon Bayat Dağı'ndan o doğduğu gözelerden su içtik. Gelip çifteler ki Sakarya Nehri'nin kaynadığı yer, çiftelerin o gürül gürül akan suyundan su içtik. İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, diğer yanda Sakarya, Necip Fazıl'ı o söylediği ve daha üzerinde birçok şeylerin söylendiği Sakarya Irmağı. Sizleri Geyve'den Sakarya Irmağı ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. ...96 yıl önce buralarda, Sakarya Ovalarında, Polatlı'da, Afyon'da bulunduğumuz burada tarihi Tırnaksız Köyü ve Büyük Millet Meclisi'nin o dönem aldığı kararla Sakarya Köyü. Buralarda destanlar yazılır, Beş Tepeler, Zafer Tepe, Kara Tepe ve bu yazılan destanda şehit olan aziz şehitlerimizin huzurundayız. Nur içinde yazsınlar. Sistematik bir yıpratma mücadelesine dönüşen muharebenin Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu lehine sonuç vermesi, askeriyle omuz omuza veren milletin cebren topraklarına giren Yunan ordusuna karşı bir düğüm gibi kenetlenmesiyle mümkün olmuştu. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız diyen Necip Fazıl'ın Sakarya şiirindeki gibi, köpükten gövdesine kurşundan bir yük binmiş olan Sakarya havzasında yaşanan şiddetli çarpışmalarda toprağa düşen şehitlerin kanı, cephe gerisinde sancağı için didinen milletin teriyle karışmıştı. Mustafa Kemal'in gazi ve mareşal ünvanını alacağı bu savaş, Anadolu'daki direniş ve diriliş düşüncesini yeniden alevlendirmiş, İmparatorluğu köşeye sıkıştırmanın sarhoşluğunu yaşayan İtilaf devletleri ve özellikle İngiltere, Yunan ordusuna verdiği desteği geri çekmişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anadolu halkının desteğiyle giriştiği bu yeniden doğuş mücadelesi, mücadeleye kayıtsız kalamayan devletlerle ardı ardına anlaşmalar imzalanmasını da sağlayacaktı. Kurtuluş Savaşı'nın son savunma savaşı olan Sakarya Muharebesi'nin kazanılmasını, Sovyetlerle imzalanan Kars Anlaşması ve Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması takip ediyordu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Yunan ordularının Anadolu'dan püskürtüleceği 26 Ağustos 1922 tarihli büyük taarruzunda miladı olacaktı. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar. Su, yıldız, tarih, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, şu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Türkiye'nin üçüncü önemli nehri, Sakarya Meydan Muharebesi'ne adını veren nehrin denizle buluştuğu Sakarya'nın Karasu ilçesindeyiz. Ama biz yola Porsu Gırmağı'nın doğduğu Afyon Bayat yaylalarından çıktık. Daha sonra Sakarya Nehri'nin kaynağı Eskişehir Çifteler'den çıktık ve dolaştık. Şu anda önemli bir dost rehberliğinde geziyoruz Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküleceği yere. En önemli turistik ve doğa harikası yeri Sakarya Nehri'ndeyiz. Burada denize dökülen noktada denize açılacağız birazcık. Denizi göreceğiz. Daha sonra nehir boylarında yapılan restoranlar, balıkçı kulübeleri. Biz çocukluğumuzda dereden su içerdik. Buralar kumsal, plaj gibi yerlerdi. Karşıya nehre bütün mahalleli yüzüp karşı sahile gidip gelirdik. Şimdi bu nehre kimse elini parmağını sokamıyor. Daha evvel burada suda kerevitler vardı. Tatlı su istakozu dediğimiz. Onlardan hiç eser yok. Türler hızla azalıyor. Bakın burası Mersin balığının Türkiye'de yaşadığı en önemli havza, Sakarya Nehri Havzası. Burada çocukluğumuzda tonlarca Mersin balığı yakalanır. Bundan elde edilen yumurtalar uluslararası pazarlarda ve Türkiye'nin büyük otellerinin restoranlarında pazarlanırdı. Siyah havyar dediğimiz havyar. Bu balıklar nehirden içeri akın eder. Nehirden yukarıya 200 kilometre yukarılara yumurtalarını bırakır. Yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönerler. Bu dereye girerdi Mersin balığı. Gideri ta yukarılara şey yapardı, yavru yapar, havyarını işte koytu yerlerde, müsait yerde yapardı, dökerdi. Oradan ufak balıklar alırdı ve Sakarya'dan çıkardı. Biz o Mersin balığında şöyle alırdık. Buradan deniz, 2 mil denize kadar ağlar kurardık Mersin balığına yakalamak için. Kancaları da kurardık, kancaları da yakalardık. Bir mersin balığı ben tuttum, 18 kilo havyar çıktı içerisinde. Sakarya Deresi hiçbir zaman burada az değildi. Bu aylarda biraz azalırdı. Bu ya şeyde, Temmuz Ağustos'un 15'ine kadar azaldı. 15'inden sonra Temmuz, çok yağmur yağdı o zamanlar buralarda. Dere devamlı akıntılıydı. Devamlı, yüksek. Fırtına yaptığı zaman dere taşardı. Benim babam dere suyu içerdi. Niye dere suyu içerdi biliyor musun? Babam mide hastasıydı. Mide hastasıydı. Dere suyu midesine hiç dokunmazdı. Eskiden su kuyularımız vardı. Kuyudan içerdik biz su. Su yok. O da tahtalardan şöyle 4 kere bir tahtalar kuyu kumu açardık. 2 metre aşağı su çıkardı.
Orada onu endirirdi böyle, orada su içerdi. Nehirler vardır tarihimizi anlatır. Nehirler vardır kilometre çizgimizdir. Nehirler vardır üzerinde destanlar yazılmış. Ama öyle nehirler var ki Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine, onlarca uygarlığına ev sahipliği yapmış, canlı şahitlik yapmış. Sakarya Nehri gibi, Porsuk Çayı gibi. Evet, Porsuk Çayı'nın, Sakarya Nehri'nin denizle buluştuğu noktadayız. Ve Bayat Dağları'ndan, Afyon Kütahya Dağları'ndan doğan, Kurtuluş Savaşı'nın destansı mücadele verildiği bu bölgelerden doğan Porsuk Irmağı, Sakarya Irmağı ile Gordion Antik Kenti Polatlı yakınlarında Doğa Tepesi eteğinde birleşir. Ve Türkiye'nin önemli üçüncü nehridir ve şu an tam Karadeniz'e döküldüğü noktadayız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız diyen Necip Fazıl'ın Sakarya şiirindeki gibi, köpükten gövdesine kurşundan bir yük binmiş olan Sakarya Havzası'nda yaşanan şiddetli çarpışmalarda toprağa düşen şehitlerin kanı, cephe gerisinde sancağı için didinen milletin teriyle karışmıştı. Mustafa Kemal'in gazi ve mareşal ünvanını alacağı bu savaş, Anadolu'daki direniş ve diriliş düşüncesini yeniden alevlendirmiş, İmparatorluğu köşeye sıkıştırmanın sarhoşluğunu yaşayan İtilaf devletleri ve özellikle İngiltere, Yunan ordusuna verdiği desteği geri çekmişti. Sakarya Nehri'ne biz yüzerdik. Daha çocukluğumuzda su içerdik. O maalesef görüyorsun dahil. Kanalizasyonlar, kimyasal fabrika atıkları, her türlü atık olunca bu kirlilik oluyor işte. Bu dere ileride Longos'a açılır. Türkiye'nin iki tane büyük Longos'u vardır. Birisi Kırklareli. Kırklareli, evet. Kırklareli, İğneada yakınlarındaki Longos. İkincisi Karasu Acarlar Longos'u. Longos'un anlamı denizle göl arasında alttan bir akıntı vardır. Longos'un içi tamamen ormanlıktır. Ağaçlardan gölü göremezsiniz. Bu bağlantıyla da nehre bağlanır. Kaynarca sınırına kadar gidiyor. Geniş bir alan, ormanlık alan tamamen çevrilmiş vaziyette. Biz bunu çocukluğumuzdan beri biliyorduk. Su medeniyettir, su hayattır, su kültürdür. Dünya coğrafyasında suyun hikayesini araştırıyoruz. Orhon kitabelerinin bulunduğu Orhon Irmağı'na yukarı çıkmıştık. Amu Derya, Sili Derya kenarlarında tarihe yolculuğa çıkmış. Altay dağlarından doğan Kadu ve Bi nehirlerinin kaynaklarına doğru yolculuğa çıkmıştık. Tuna'nın kaynağından su içmiştik. Nil nehri üzerinden geçmiştik. Fırat'ın doğduğu Erzurum, Dumlubaba Dağları'ndan kana kana su içmiştik. Ama bulunduğumuz bu nehrin önemi farklı. Bu nehir başka bir nehir. Bu nehir Sakarya Nehri. Bu nehir 100 yıl önce tarihin en büyük meydan muharebelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'ne adını vermiş. Sakarya Destanı yazılan bölgelerdi. Eskişehir Çifteler ve Afyon Dağları'ndan doğan o muhteşem nehir. Melen suyu buradan, Melen'den çok yakın Melen buraya. Melen nehrin üzerinden geçen borular bu tesislerde Sakarya Nehri'nden ilave su basılıyor. Çünkü Melen'de su yok şu anda. Küresel ısınmanın bu kadar büyük tehlikeler arz ettiği günümüzde, kuraklıkların başladığı günümüzde hazır elimizde bir su rezervi var. Bu rezervi kullanamıyoruz, farkında bile değiliz. Yetkililer de farkında değil. Bu su rezervinin önemini anlayalım. Elimizde olan bu suyu yok etmeyelim. Neresinden dönersek kârdır. Bütün Sakarya'ya komşu olan illerin valileri, yetkilileri, belediye başkanları, muhtarları, sivil toplum örgütleri el birliğiyle bu Sakarya'yı kurtarma seferberliğini başlatalım.